Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ileri kitabı sayı problemleri konusunun 6. testindeyiz. Bugün sizlerle 284-285. sayfayı çözeceğiz. İlk sorumuza vakit kaybetmeden bakıyoruz. Bir dijital saatte saat 1A3B iken 42 dakika sonra 13.21 oluyormuş. Şimdi 13.21'den 42 dakika gitmek için önce bir 20 dakika gitsem saat ne olacak? 13. Ben 21 dakika daha gitmem gerekiyor. Kolay olsun. 20 dakika geri gidelim. Saat ne olacak? 12.40 olacak. Bir dakika daha gitmem gerekiyor. 12.39 oldu. Bizden istediği şey neydi? A ile B'nin toplamı A2, B9 ise toplamları ne yapacaktır? 11. Cevabımız Denizli. İkinci sorumuzda bir matematik fasikülünde 17 test bulunmaktadır. Bu testlerin 3'ünde 12'şer tane soru varmış. Sonra 5 tanesinde de 16'şer tane soru varmış. 5, 3 daha 8 yaptı. Geriye 9 tane test kaldı. Bunda da x tane test sorusu bulunmaktaymış. Toplamda 269 tane soru varsa 12 ile 3 çarptım 36 artı 16 ile 5'i çarptım 89x eşittir 200 yazamadık. 269 arkadaşlar. 9x'in ne olduğunu söyleyeceğim ben. Şöyle yazalım. 9x 269 eksi şurasının toplamı 116 yaptı. O zaman 9x eşittir 153 yapıyor değil mi? Her yerde 9'a bölersem x dediğimiz sayı buradan ne gelecek? 17 gelecek. Bizden ne istiyor? Zaten x'i istiyor. Cevabımız alan oldu. Üçüncü sorumuza baktık hemen. Bir ayrıt uzunluğu a olan küpün yüzey alanı 6a kare ile bulunur. Sedat elinde 60 metrekare kumaşı bir ayrıtı 3 metre olan küp şeklindeki kutunun tamamını kaplıyor diyor. Şimdi bunun biz yüzey alanını bulsak 6 çarpı 3'ün karesinden ne diyeceğiz? 6 kere 9 54 diyeceğiz. 60 metrekare vardı. 54'ünü kullanırsak ne oldu? 6 metrekare kaldı arkadaşlar. Bunun şekli sorusu da birkaç test önce zaten vardı. Diyelim devam edelim. Dördüncü sorumuzda Ali Oya, Ali Can Oya, Gül ve Cem torbadan sırayla 6, 11, 10, 14 ve 9 tane bilye aldığında torbada bilye kalmıyormuş. O zaman toplam kaç bilye olduğunu bulabiliriz değil mi? Şurası kaç yapıyor? 16, 27, 50 mi yaptı? Aynen. 50 tane bilyemiz var bizim burada. 5 kişi olduğu için 5'e böldüm. 10'ar tane bilye almaları gerekiyormuş. Kim 10 tane bilye almış? Ortadaki yani Oya. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan. Beşinci sorumuzda Berna Cansu Ece 79 fındıktan bir miktarını eşit şekilde paylaşıyor. Geri kalanını da bu şekilde paylaşmışlar. Toplam Ece kaç fındık almış diyor. Şimdi Berna 5 tane, bu 3, bu da 2 tane alınca 10 tane fındık almışlar arkadaşlar. O yüzden ne diyorum ben? 79'dan 10'u çıkarırsak 69 oldu. Şimdi bunu da 3 kişi aralarında eşit paylaşmışlar. 23-23 paylaşacaklar. Ece 23 artı 2'den ne olacak? Burası 25 tane fındık almıştır diyeceğiz ve devam edeceğiz. Altıncı sorumuzda bir hemşire iki hastasına 500 mililitrelik serumlar takıyor. Bu serumlardan birini dakikada 50 damla, diğeri 75 damlatacak şekilde ayarlıyormuş. 1 mililitre serum 20 damla olduğuna göre her iki serum aynı anda başladıktan bir saat sonra serumlarda kalan sıvı miktarlarının toplamı tamam. Şimdi dakikada 50 damla damlatıyorsa, 1 dakikada 50 damla damlatıyorsa 60 dakikada 60 çarpı 50 dedim. Diğeri 1 dakikada 75 damla damlatıyorsa şöyle 60 çarpı 75 dedim. Hatta şöyle yapalım. Burası 60 parantezinde 50 artı 75'ten ne olacak? 125 olacak. Sonra bu tamamı 1 miligram 1 mililitresinde 20 damla varsa bu kadarında kaç damla vardır diye bakıyorum. Kaç mililitredir diye bakıyorum. O yüzden damla sayısına böldüm. Şuraya 3 dedim. 375 mililitresi bunun ne olacak? Bitecek. Toplam 500-500'den 2 tane serum takmıştı. Bunun 375'ini çıkarırsak ne kalır? 625 mililitre sıvı kalacaktır arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı Adana. 7. sorumuzda İstanbul'da toplu ulaşım işte karayolu, raylı sistem, deniz yolu sağlanıyor diyor. Karayolunda ortalama bilet fiyatının 1,5 lira olduğunu söylüyor. Raylı sistemde 2, deniz yolunda da 4 lira olduğunu söylüyor. Toplu taşıma araçlarından kazanılan miktar soruyor. Çok işlem gerektiren bir soru arkadaşlar. Çok da takılmayın. Siz bunu 15'e çarpıp 10'a bölerseniz 1,5 ile çarpmış olursunuz. Yani aslında şunu söylüyor. 11 bin, sıfırını sildik. 1168 ile 15'i çarp artı işte 2000
822 ile 2'yi çarp çünkü 2 lira ödüyor. Artı 644 ile de 4'ü çarparsan neyi elde edersin diye soruyor. Cevabımız 25.740 lira oluyor arkadaşlar. Başka da bir şey yok. 8. sorumuza baksak, bir mobilyacı sattığı sehpalar 3 ve 4 ayaklıdır diyor. 3 ayaklı ve 4 ayaklı. 38 tane sehpa varmış, 3 ayaklıları soruyor. O zaman ben buna x diyeyim. Toplam 38 tane ise buna 38 eksi x diyeyim. Ayak sayısını bulmak için ne yapıyorum? 3 ayaklı x'i çarptım. 3x ayak var. 4 ayakla 38 eksi x'i çarparsam 4 ile 38'in çarpımına kaç gelecek? Kaç gelir? 152 mi? Aynen. Eksi 4x dedim. Eşittir ne olacakmış? 129 tane ay alacakmış. Şimdi şurası zaten eksi x. Diğer tarafa attım. Artı x. 152'den de 129'u çıkarırsak eğer arkadaşlar ne kalacaktır? 23 değil mi? Demek ki 3 ayakları sormuştu zaten. Ona x demiştik biz kolay olsun diye. Cevabımız Adana geldi. 9. soruda Ebru'nun aylara göre aldığı bilezik sayısı verilmiştir diyor. Bilezik sayılarını toplasa da çarpsa da aynı sonuç oluyormuş. Toplayalım bakalım bir. 3x artı 3 geliyor. Ben burasını çarparsam x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 gelecek. Kaç bilezik kalmış? Şubat'ta diyor. Bak burası 3 parantezinde x artı 1 değil mi? Ben bunu şöyle yaparsam bence gayet kolay bir sonuca ulaşabiliriz. Bak x artı 1'ler gitti. Şurasını çarparsam x ile x'i çarptım. X kare x ile 2'yi çarptım. 2x şu 3'ü de bu tarafa attım. Eksi 3 neye eşit? 0'a ayır çarpanlarına 3'e 1 diye. Artı eksi de 2'ye çarptığında eksi 3'ü topladığında artı 2'ye versin. Şuna da x x diyeyim kafanız karışmasın. Bir x artı 3 bir de x eksi 1 çarpanım var 0'a eşit. Şuradan x'i eksi 3 bulurum. Eksi 3 tane bilezik olamayacağı için bu gider. Buradan x eşittir 1 çıkar arkadaşlar. X eşittir 1 ise bize Şubat ayında kaç bilezik satmıştır diyor. Şunu soruyor yani. 1 artı 1'den 2 tane bilezik satmış olacaktır. 9. sorumuzun cevabı Adana'dır. Satmıştır değil almıştır diyor ayrıca. Almıştır. 10. sorumuza 80 kişilik bir kabilede kadınların isimlerinin 6 harfli, erkeklerin isimleri 5 harflidir. Kadınlar var. Erkekler var. Erkekleri sormuş. Buna x dedim. 80 kişi ise burası 80 eksi x oldu. Şunların isimleri, kadınların isimleri 6, erkeklerin isimleri 5 harfli. 443 tane harf kullanılmış. O zaman şöyle diyorum. Bunu 6 ile çarptım. 6, 8, 48 yanına 0 attım. 480 eksi 6x artı 5x eşittir. 443 ise eğer 443'ü buraya attım. Kaç kalır? 70, 37 mi? Aynen. 37 eşittir. Şurası eksi 6x artı 5x'den eksi x diğer taraf atarsam artı olur. Kaç erkek var diyor. Zaten erkeklere x demiştik. Cevabımız da ne oldu? 37. 11. sorumuzda şekildeki makasın tam açık ve tam kapalı halleri gösterilmiştir. Bak normalde boyuna x desem açtığın zaman boyu 1 cm azalıyormuş. Diyor ki makasın kapalı haldeki boyunun 4 katı yani 4x. Açık haldeki boyunun yani x eksi 1'in 5 katından 5 santim daha kısaysa 4x eşittir 5x eksi 5 eksi 5 tane eksi 10 dedim. Onu diğer tarafa atarsam 10 eşittir x oldu 5x eksi 4x'ten. Kapalı haldeki boyunu istemiş yani x'i istemiş benden. Cevabımız da Ceyhan oldu. 12. sorumuzda da yeni ürettikleri bir robotu tanıtan firma robotun öne arkaya adım attığını görüyormuş. İşte 5 adım ileri 3 adım geri gidiyormuş. Pardon 2 adım geri gidiyormuş. 5 ileri gitti 2 de geri gitti. Totalde ne oldu? 3 adım şöyle ileri gitsin. Tamam mı? 78 adım attığında ne kadar uzaklaştırır? Şimdi 78'i toplamda kaç adım atıyor? 7 adım. Böleyim 7'ye 11 kere dedim. Burası 77. 1 adım kaldı. Tamam mı? Her adımda 3 adım ilerliyorsa her şu 7'lik takımı hallettiğinde 3 adım ilerliyorsa 11 çarpı 3'ten 33 adım ilerleyecek. Artı 1 adımı kaldı. 5 adım ileri atıyordu ya. 1 adımı kaldığına göre onu ileri atacak. 33 artı 1'den 34 adım ilerlemiştir dedim. 12. sorumuzun cevabını Denizli dedim ve sayı problemlerini bitirdik. Sırada kesir problemleri var arkadaşlar. En yakın vakitte onu da çekip hemen paylaşacağım sizlerle diyorum. Videomuzun sonuna geliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.